Kardeşlerimiz sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Hz. Peygamber'in eğitim metotları nasıldı? Örnekler verir misiniz? Detaya girmeden kısa özetlemek gerekirse eğitimde ne anlattığımız kadar nasıl anlattığımız da çok önemli. Elbette insanlara ve özellikle çocuklarımıza iyi, güzel ve faydalı şey öğretmeliyiz. Aynı şekilde bu faydalı ve güzel şeyleri güzel metotlarla anlatmalı ve öğretmeliyiz. Öğretmenini sevmeyen öğrencinin dersi de sevmediği malum. İyi bir eğitimci kendini sevdirmeyi bilmelidir. Çocuklarla ilgilenmeli, onları sevmeli, güler yüzlü olmalı, pozitif düşünmeli, kısaca kendisini mesleğine ve öğrencilerine adamalı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendini görevine adamıştır bir eğitimcide bulunması gereken nitelikler ve özellikler onda en mükemmel ve en yüksek seviyede fazlasıyla bulunur. Psikologlar sözün söyleniş biçiminin sözün özünden önemli olduğunu ifade ediyorlar. Yapın araştırmalara göre insanlar arasında iletişimde %7 oranda kelimeler, %38 oranda ses tonu ve %55 oranda jest, mimik ve vücut dili, beden dili diyorlar şimdi önemliymiş. Dilimizi, vücut dili yalanlarsa sözün etkisi kalmıyor. Bu sebeple uygun vücut dilini kullanmak sözlerimizin karşımızdakinde istenen etkiyi meydana getirebilmesi için uygun ve etkili metotları seçmek mecburiyetindeyiz. Yoksa etkili olmaz. Kalpten çıkan söz kalbe gider. Dudaktan dökülen söz kulağı aşamaz. Göze bakıp kalbe hitap etmek durumundayız. Hz. Peygamber aleyhisselam bütün zamanların en güzel ve en etkili hatibi o gönüllere giden yolu biliyordu. Bu sebeple kalplerin sevgilisi, akılların muallimi ve ruhların mürebbisi oldu. Önce kendini sevdirdi, sonra konuşmalarında insanlar etkileyen, düşündürülen bir üslup kullandı. Allah Resulü'nün farklı ve etkili metotlar kullandığını biliyoruz. Şimdi bunları detaya girmeden kısa birer cümle özetlemeye çalışalım. Bir, inandırdı. Ümit ve müjde verdi. Sevgili peygamberimiz insanlara devamlı ümit ve müjde vermiştir. İslam'ın müminlerce cenneti kazandıracağını, onları cehennemden kurtaracağını ve daha önemlisi Allah'ın rahmetine kavuşturacağını anlatmıştır. En çetin dönemlerde müminlere ümit ve müjde vermiştir. Bu çok önemli. İkincisi olumlu davranışlar ödüllendirdi ve takdir etti. Mesela kendisi için su hazırlanmış olduğunu görünce o suyu hazırlayan İbn Abbas Hazretlerine Allah'ım onun dindeki anlayışını artır diyerek dua etmiş ve onu ödüllendirmiş. Dua ile ödüllendirmiş yani. Üçüncüsü soru sorarak ilgi uyandırırdı. Örneğin Müslüman kimdir? Mümin kimdir? gibi sorular sorar dikkat çeker. Sonra da o sorulara cevaplar verdi. Soru yöntemiyle öğretme. Dördüncüsü anlatacaklarını zamana yayardı. Tedric, tedric kanuna ederdi. Mesela İslam ilk yıllarında namaz sabah ve akşam olmak üzere iki vakit iken daha sonra beş vakit olmuş. İçki yasaklanırken de zamana yayma metodu kullanılmış. Dört merhalede haram kılınmış. Beşincisi örnekleri vererek anlatırdı. Örneğin ne dersiniz? Birinizin kapısı önünde bir akarsu olsa, sahibi orada günde beş defa yıkansa üzerinde kir kalır mı? diye sormuş. Kir bırakmaz cevabını aldıktan sonra da şöyle buyurmuştur. Beş vakit namaz da işte böyledir. Onlarla Allah Teala günahları siler demiş. Altıncısı öğretmek için hikayelerden faydalanırdı. Örneğin geçmiş milletlerde çölde susuz kalan bir köpeği sulayan bir günahkar kadının affedildiğini ama kediyi bağlayarak açlığa ve ölüme mahkum eden bir kadın ise cehenneme girdiğini haber vermiş. O yöntemi kullanmış. Yedincisi çocukları camiye ve ilim medreselerine götürürdü. Mesela yaparak ve yaşayarak öğrenme en etkili öğrenme biçimidir değil mi? İnsan duyduğunu unutur, gördüğünü hatırlar. Ama yaptığını öğrenir. Örneğin torunu Ümame'yi omuzuna alırdı, camiye götürürdü Peygamberimiz. Abdullah bin Ömer, Ebu Said Erdi Hudri gibi çocukları zamanın okul olan Suffe Mektebi'ne götürürdü. Sekizincisi çocukların yaptıklarına karşı sabırlı olmayı öğretirdi. Örneğin sabreden zafere ulaşır derdi. Dokuzuncusu çocukları işe alıştırırdı. Örneğin Hazreti Enes'i yanına aldı. Onunla on yıl boyunca ilgilendi. Yapabileceği bir takım işler ona gördürürdü. Ama hiç azarlamazdı. Hep güler yüzle işleri yapmasını sağlardı. Onuncusu yumuşak ve hoşgörülü davranırdı. Örneğin Peygamberimiz hiçbir çocuğu dövmediği gibi dayak ve şiddeti hiçbir şekilde eğitim metodu olarak asla tavsiye etmemiştir. Mesela çok orijinal bir örnek söylemeden geçemeyeceğim. Mescidinin içine idrarını yapan bedevi için onu bırakın. İdrarını yaptığı yere bir kovası dökün ve temizleyin. Sizler kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz. Zorlaştırıcı olarak değil demiş. On birincisi anlattıklarının zihinlerleşmesi için sözlerini tekrar ederdi bir kaç defa, üç defa mesela. On ikincisi insanların anlayabileceği şekilde konuşurdu. İdraklerine uygun hitap ederdi. On üçüncüsü çocuklara öncelik verirdi. Örneğin çocuklar gelirse sakın onları bekletmeyin, hemen içeri alın görüşeyim onlarla derdi. On dördüncüsü insanı değil davranışları eleştirirdi. Mesela insanlara ne oluyor, niçin şöyle şöyle veya böyle böyle yapıyorlar derdi. Şahıs vermeden, Konuyu anlatırdı yani. 15. .si, çocuklara yalan vaatlerde bulunmazdı. 16. .si, çocuklarla birlikte beraber oynardı. Torunlarını sırtına alır. Haydi binin bundan daha iyi binek mi olur derdi mesela. 17. .si, çocukların hakkına riayet ederdi. Örneğin oğluna bağışta bulmak isteyen bir kişiye çocuklar arasında adaletli olmasını ve diğer çocuklarına da vermesini istemiş oğlunu öpüp kızını öpmeyen bir kişiye de sen kız çocuğu ile oğlan arasında adaleti gözetmedin diye uyarmıştır. Subhanallah. 18. Çocuklara temizliği öğretti. Örneğin temizlik imandandır. Temizlik imanın yarısıdır. Sizden cumaya gelen yıkansın. Misvak kullanın. Çünkü o ağzı temizler gibi tavsiyelerde bulunarak önceliğin temizlik olduğunu ifade ederdi. 19 öğrettiklerini yazdırırdı. Örneğin Ebu Şahçı yazın bunları demiş. İlmi yazıyla kaydedin demiş. Hatta her duyduğunu yazdığını söyleyen bir sahabiye Ya Resulallah yazayım mı diye endişe etmiş. Yaz. Nefsim kudret elinden Allah'a yemin olsun ki ağzımdan haktan başka bir şey çıkmaz demiş. Yirmincisi yabancı dil öğrenmeye tavsiye etmiş. Nitekim bir gün Zeyd bin Sabit'e Yahudilere güvenmediğini, Yazışmalar için onların dilini öğrenmeyi tavsiye etmiş. Gerçekten Hz. Zeyd çok kısa bir zamanda İbranice'yi öğrenerek yazışmalarda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hizmetinde bulunmuş. 21. Şekil çizerek, benzetmeler yaparak ve beden diliyle anlatırdı. Mesela Hz. Cabir ile birlikte otururken toprağa bir şekil çizmiş. Hatta iki tane Allah'ın ve şeytanın yolunu anlatmış. Sonra da şu ayet okumuş. Dost doğru yoluma uyun. Sizi Allah yolundan ayrı düşürecek yollara sapmayın. Allah size bunları sakınasınız diye tavsiye ediyor ayetini okumuş. Çizerek anlatma. 22.'si anlattıklarını uygulamış ve yaşayarak öğretmiş. Örneğin ben namazı nasıl kılıyorsam siz de namazı öyle kılın demiş. Hatta koyun yüzen bir delikanlıya eliyle tarif etmiş. Hatta abdesti soran birisine bizzat abdest alarak göstermiş. Bir rivayette bunu üç kere yaptığını görüyoruz. Demek ki özetlemek gerekirse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitim metotları bütün eğitim yönlerini kullanarak ama özellikle hayatına tatbik ederek yapmış. Daha detaylı bilgiler için sitemize örneklere bakmak mümkün.